Efendim Nesrin. Nasılsın yenge, iyi misin? Nasıl olayım Nesrin? Ha nasıl olayım? Abinin yaptıklarını duymuşsundur herhalde. Ne yapmış abi? Hiçbir şey yapmamış. Eve Brezilyalı aldı, hiçbir şey yapmamış, öyle mi? Sen dua et, Çinli getirmedi, Çinli. Çinli getirseydi ne olacaktı? Çocuklarına her tarafına virüs saçacaktı orada. Puf 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 puf. Ne olmuş getirmiş Brezilyalı? Sen ırkçı mısın acaba Nesrin? Çinli, Brezilyalı fark eder mi acaba evde bir kadın var? Niye o zaman üstüne basa basa Brezilyalı diyorsun? İnsan o da o zaman. Adıyamanlı olsa Adıyamanlı bir kadın getirmişti derdi. Demişsin. Sana da bir tane Adıyamanlı mı bir şey göndereceğim demişsin. Bence ırkçılığı sen yapıyorsun. Sende zaten başından beri vardı bu. Bak hiç yok değil. Kadının nüfusunu aldığı kütür mü acaba? Eve temizlik yapmaya gelmiş. Kocana bakmaya gelmiş. Ne istiyorsun? Sadece temizlik yapmaya mı geldi o kadın sence? O kadın benden niye saklandı uzun süre? Boşanıyorum, hiç uğraşma. Ay boşanacağım. Ne yapacağım boşanınca? Ha? Ne yapacaksın? Geldin kaç yaşında bu saatten sonra? Ne yapacaksın? İki tane çocuğunu ortada mı bırakacaksın? 20 yıldır bunun farkındasın ve şu geçtiğimiz 20 yıl içinde evlenemediğin için boşanmak senin fikrinde çok anormal bir şey Nesrin. Bel altımdan vur beni. Senin tek Ha yaptığın sen beni şey... hiç vurmadın çünkü bu saatten sonra, bu yaştan sonra ne yapacaksın diye. Hiç vurmadın çünkü Nesrin. Senin tek yaptığın şey bel altı vurmak. Şu anda sana hiç yakıştıramadım bunu yenge. Yemin ediyorum kalbimi kırdın. Bu ne ya? Allah aşkına duygu sömürüsü yapma. Gelmişsin 43 yaşına evlenemedim diye. 43 Bu adamı mü? çekmek zorunda mıyım? Eve Brezilyalılar girecek, Adıyamanlılar çıkacak. Kütük önemli değil. Başka bir kadın giremez eve. Yenge, ben neyse bunu yazdım. Ben aranızı yapayım. Arada hiçbir sorun olmasın diye aradım. Ama senin bana yaptığın, ben hiçbir zaman bunu unutmayacağım. Ben burada destek olayım biricik yengeme diye aradım. Seni ne kadar çok sevdiğimi sen çok iyi bilirsin. Bilirim, bilmez miyim? Nikah günümden beri biliyorum Nesrin. Aşk olsun. Hala merak ediyorum, iki tane yarım, bir tane çeyrek nereye gitti? Hala merak ediyorum Nesrin. Üstüme iyilik sağlık. Bak üstüme iyilik sağlık, hiç böyle şeyler söyleme. Hiç benim günahımı alma yenge. Hiç alma bak. Takı çantası kimin elindeydi? O kese kimin elindeydi? Tamam benim elimdeydi. Ne yapabilirim yani? Büyük Kaybolmuşsa halamın verdiği altın, küçük halamın verdiği çeyrek. Onlar çıkmadı keseden. Nereye gitti ben merak ettim. ay vallahi senin hala 20 sene sonra bunların hesabını yapıyor olman inan çok tuhaf yani. Gitmiş de gitmiş nazar boncuğu de ya. Bak bak elimde tutuyorum nazara karşı. Değmesin diye. Bana değdiği kadar nazar değdi zaten. Sen kendine çek onu. Sana nazar değmesin. Geldin 43 yaşına maşallah. Evde kaldın. Evde kaldım. Belki de kalmamışımdır. Nereden biliyorsun? Ne yaptın? Söyle bakayım. Onu anlatacaksın sen galiba. Derdin o. Ha, ne yaptın? Derdim abim. Derdim abim. O bizim evimizin direği ya. Allah aşkına ne boşanması mukaddes ya. Delirdiniz herhalde. Vay efendim bir tane Brezilyalı. Brezilyalı ne olmuş? Evin direği başka kıtalardan kadınlar eve sokarsa ben o direği kökünden keser atarım. Yenge, vallahi gördüm suratını. Bak bıyıklı mı yıklı hem de bak. O kadar çirkin diyeyim sana yani. Niye senin kafanda böyle şeyler? 20 yıldır kocana yakıştırıyor musun böyle şeyleri ya? Yetti artık, yetti. Yetti bak, buramda. Anamın dizi dibindeyim. Oo. Maşallah bu karantina zaten kimseye iyi gelmedi. İnsanların içindeki bütün o birikmişlikler, bütün kötülükler bir anda çıktı ortaya. Ay senin nelerin çıktı acaba? Elini almış orada bir tane nazar boncuğu, tesbihi. Kimin bu nazarın bilmiyorum ki. Üstüne alınana. Artık üstüne alınana. Ne diyeyim? Gelmiş kadar oldu. Estağfurullah sana değil. Çıkıp geleceğim ama ilk işim önce çocuklarımı öpüp sonra da o adamı boşamak. Ya ne var almış sebebi bir tane temizlikçi almış. Yenge sen de ne tuhafsın Allah aşkına. Boşanmak için yoksa fırsat mı kolluyordun? Ben anlamadım ki seni şimdi neymiş? Aa, bir tane Brezilyalıymış. Ay Brezilyalı kadar başımıza taş düşsün. Bu ne ya? Kadın iş ararken tangalı fotoğraflarını göndermiş. Bu nasıl bir iş aramak? Hı? Tövbe. Bu Hepsini gördüm. Hepsini gördüm o fotoğrafları. Ben şimdi bankaya gidip iş arasam, Akbank'tan, İş Bankası'ndan CV'mi göndersem, onlara bikinili, tangalı fotoğraflarımı mı yollayacağım? Abin de diyor ki, ay o onların milli kıyafeti. Yengecim bu iş biraz popo meselesi galiba. Yani onların belki CV'si popo ile çalışıyor. Ben bilmiyorum, anlamam. Şimdi sen Türksün tabii ki yani
çıkıp da popolu fotoğrafını bir şeyini gösterecek halin yok. Ne münasebet ayrıca yenge ya? Bu nasıl bir konuşma ya? Kız boşandıktan sonra ne olacak zannediyorsun? Hayat sen bu kadar kolay mı zannediyorsun? Bak bana, bir erkek bile değmedi elime, şu süt elime bir erkek eli bile değmedi. Boşadıklarımızı ortaya salıyoruz. Sana da ancak öyle boşanmışlardan biri gelecek Nesrin. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Öyle genç adamın peşine falan hiç düşme. Abin de gider arar bulur bir tane kendisine. Brezilyalıdan vazgeçerse. Ben anama bile söylemiştim bundan olmaz diye. Bak sonunda olmadı. Gördük. Hep beraber olduk. Bak anana ben sana söyleyeyim mi? Hiçbir şey olmaz zaten. Anana kalsa hiçbir şey olmaz. Kendi annemi ziyarete gelmişim. Virüsü ben mi çıkarttım? Annem dolma saracak. Beni çağırıyor Nesrin. Olmaz. Kusura bakma. Döner dönmez boşanma ilamını sana da anana da getiririm görürsün. Anama. Şimdi anam oldu değil mi? Ay beni hiç beğenmediniz. 20 yıl boyunca beni hiç beğenmediniz. Hiç bağrınıza basmadınız. Hiçbir doğum günümde arayıp sormadınız. Hiçbir anneler gününde bir tane hediye getirmediniz. Oy üfküme iyilik sağlık. Zannedersin seni kapıya koyduk. Ne yaptıysak yaranamamışız. Ay pes. Ay pes boşasın abim. Hatta bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Brezilyalı. Üstüne bir tane Amerikalı. Üstüne bir tane Alman. Bir tane Rus. Bir tane de İtalyan alsın. Anca rahatlar benim abim be. Bu ne be? Yeterdir. 20 yıldır esaretteymiş gül gibi abim benim. Canım abim benim. Senin gül gibi abin o milletleri arka arkaya dizsin. Ben de onu nafakada en yüksek rakamı istemezsem o paraları da arka arkaya dizip bana öder. Görürsün sen gününü. Hadi bakalım. Aman ya. Abini kim beğensin? Abini kim beğensin? Yok Amerikalı yok İtalyan. Aman ne yapsınlar abini? İçi geçmiş, portakalı soyulmuş, içi kurumuş, suyu çekilmiş, portakala dönmüş abini ne yapsınlar acaba? Çekilmiş portakalı mı dönmüş? Ay bugün seni bıraksın, boşanıyor haberi gelsin. Yemin ediyorum bak kapıda yatar kadınlar kapıda. Benim abim bir tane be, bir tane. Bak elin Brezilyası bile dayanamamış gelmiş. Sen neyin peşindesin hala? Gelmişsin kaç yaşına boşayacağım, boşayacağım, boşayacağım. Boşa, boşa anne. Boşa canım. Lütfen boşa. Boşa arkandan sular döktüreceğim. Hem de böyle gül suları seni kokulu kokulu veda ettireceğim abime. Sen hiç merak etme. Gelmişsin 43 yaşında evde kalmışsın diye o köşeyi dönünce önce göbeği 5 saniye sonra kendisi çıkan abin bütün milletleri sıraya mı dizecek zannediyorsun? Ayol şu saçlarımı açsam, şöyle bir makyaj yapsam bütün İzmir sıraya girer be. Zaten arıyor eskiler. Duydular boşanacağımı. Lisedeki aşkım. Eski mahalledeki oğlanlar hepsi tek tek WhatsApp'tan yazıyor. İstersen bunları abine söyle. O da sıraya dizsin bakayım. Amerikalı mı dizecek? İtalyan mı dizecek? Brezilya'nın köyünden tangalı bir kadın mı dizecek? O zaman göreceğim ben. Sanki ömründe hiç tanga giymemiş gibi konuşuyorsun. Ne bu böyle tanga tanga? Maşallah sen de fırsat kolluyormuşsun hemen. Davulla zurnayla duyurmuşsun. Bir de İzmir marşı ekleseydin, arkasından bir de Mehteran marşı ekleseydin. Bu ne hız be maşallah be. Bu ne? Çok özlemişim kadın seninle oynamayı, yemin ediyorum. Allah be. Yemin ediyorum sabaha kadar sürer bu bakalım. İzmir marşını da çalarım. 10. yıl marşını da çalarım. Yürür giderim. Abin de arkamdan çok ağlar. Bütün İzmir benim boşanmamı bekliyor şu an Nesrin. Git iki kelime Brezilyaca öğren de yeni yengenle belki konuşmaya çalışırsın. Ama önce Türkçeni bir hatırla. Hadi canım, hadi canım. İzmir marşı ile yolluyorum seni. Hadi canım, hadi. Bak yenge, eğer bu telefonu kapatırsan benim suratıma yemin ediyorum valiliği basar, oradan izin alır, gelirim İzmir'e senin saçına da başını yollarım bak. Yenge. Yenge.